Darwin de insandı. Onda her insan kadar hata yapma hakkı vardı. Beşere bu zulüm olur mu? Sizin hatanız yok mu? Darwin birinin kafasına silah dayayıp illa teorime inanacak mısınız mı demiş. Ölmüşün ardından bunca suçlama oluyor. Ya adamın şahsında ki biz fikirlerini eleştiriyoruz. Adamın şahsını ben tanımıyorum. Belki normal, makul bir uslub olabilir. Ama yaptığı tahribat, bir dünya harbi, iki dünya harbi, 100 milyonun üstünde insanın ölümüne sebep oldu. Evet. Halen de bütün dünyayı hercümer çitine bırakıyor onun felsefesi. Bu bir günah olarak çok büyük bir günah. Evet. Yani inşallah tövbe ederek ölmüştür. Abi cehenneme gitsin demiyoruz adamı. Yani inşallah tövbe etmiştir. İnşallah Allah affetmiştir. Ama yaptığı tahribat çok büyük. Bu açık. Eğer bunu eleştirmezsek, Darwin'in fikirlerini eleştirmezsek, tahribat yine devam edecek. Yeni dünya savaşları olacaktır o zaman. Üçüncü, dördüncü dünya savaşları olacaktır. Biz bu belayı durduruyorsak, bu Kur'an'ın hükmü. Bu güzel ahlakın bir gereğidir. Yani biz Marksizmi de savunanlara karşı değil mi? Marksizmin yanlışlarını anlatıyoruz. Mesela o zaman sen şeytanı da eleştirmemizi istemezsin. Şeytana da karşıyız. İnsan olarak herkesin hatası olabilir. Doğru. Hepimizi Allah affetsin. Ama eleştirme yapmak yani emri bil maruf, nehyen münker Müslümanın vasfı. İbadet olarak biz buna mecburuz. İbadet olarak bunu mutlaka yapmalıyız. Yani Darwin'in yaptığı tahribatı seyredemeyiz. Darwinizm tahribatına halen devam ediyor. Bu fikrin yanlışlığını tabii ki anlatacağız. Adamın şahsına bizim alıp veremediğimiz yok. Şahsına yönelik de bir söz söylemedik. Darwin yokken de savaşlar vardı. Hatta sahabeler bile Sıffin ve Cemel vakası münasebetiyle savaşlar. Darwin mi suçtu? Canım Darwin bu asrın suçlusu. O devirde de tabii hata yapan insanlar oldu. Yanlışlıklar oldu. Ama biz tabii sahabeleri sevgiyle anıyoruz. O devirdeki olayları biz bilmiyoruz. Olaylar hakkında detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Sadece bize böyle bir tarih bilgisi geldi. Biz Kur'an'a tabiiz. Ama Darwin'i bu olayları hepsini görüyoruz. Şu an tahribatını da görüyoruz. Dolayısıyla o tahribatla biz ilgileniyoruz. Ve Müslüman olarak biz buna mecburuz. Bunu yapmak durumundayız. Şeytanla mücadele edeceğiz. Firavun zihniyetinin, Nemrut zihniyetiyle, Deccaliyetle, Süfyaniyetle bunlarla ilgileneceğiz. Bunlara karşı sevgiyle, ilimle, irfanla, akılla, bilgiyle mücadele vereceğiz. Yani. Efendim? Yazan kişi muhtemelen sizin evrim için Paganinacı olduğunu söylediğinizi bilmeyen bir kişi olabilir. Evet. Bu pagan inancı çok çok eskide dayanıyor. Tabi sahabe için biz Kur'an talebesi olduklarını biliyoruz ya, pagan inancında olduğunu tabii ki iddia etmeyiz. Ama o daha belki devirlerde de savaşlar asıl Darwin zihniyetten çıkıyordu yine. Firavun mesela Darwinist'ti. Yani evrime inanıyordu. Sümerler evrime inanıyordu. Eski Yunan evrime inanıyordu. Ve hep bunları yaktı yıktı bu felsefe. Yani sapkın bir felsefe, sapkın bir inanç. Ama ben tabii sahabeler hakkında yorum yapamam. Yani şu haklıydı, şu haksızdı, neler oldu, neler bitti biz bilmiyoruz. Biz onları hayırla yad etmek durumundayız sadece. Ama tabii bir aksilikler, bir yanlışlıklar zinciri olmuş, hatalar olmuş. Ben o dönemdeki olan bütün sahabileri sevgiyle kucaklıyorum. Hiçbir hakkında da aleyhlerinde konuşmam. Bilmiyoruz, görmedik yani. Hangi şartlar onu o hale getirdi? Bilemiyoruz ama şeytan tabii hiç rahat durmaz. Müslümanları birbirine düşürür. Biz burada Müslümanları barışa davet etmek, sükunete davet etmekle mükellefiz. Şu anda da Müslümanları sükunete, barışa davet ediyoruz. Mesela Şiiler, Sünniler, Vahabiler birbirine uğraşıyorlar. Suudi Arabistan gidiyor, bombalıyor, değil mi? İran gidiyor, bombalıyor. Türkiye'de gidip bir yerleri bombalıyor bildiğim kadarıyla. Bunlar yanlış. Ama biz yanlışlık var diye Müslüman kardeşlerimizi silip atamayız. Onlara şefkatle, sevgiyle, anlayışla yaklaşıyoruz. İyi olmaları için, düzelmeleri için gayret ediyoruz. Yani nur gibi Müslüman olmak keyfi.
Yani Suriye'nin mesela Suriye'de çıkan olaylar tamamen keyfi. Yani düzeltilir, konuşursun. Müslüman, müttaki, tertemiz bir insan. Suriye insanı. Gayet güzel yaşayabilecekleri bir vatanları var. Huzur içinde yaşamalarını istiyoruz.